Reşon on the Way kanalından merhaba arkadaşlar. Şu anda yine yollara düştüm. Silifke'ye doğru Mersin'deki antik kentleri anlatmaya devam ediyorum. Bugün çok ilginç bir yere geleceğiz. Yani çok eminim aslında bunu daha önce birçoğunuz duymadınız. Gördüğünüz zaman da zaten drone ile çekmeye çalışacağım. Görüntüleri gördüğünüz zaman da çok şaşıracaksınız. Şu anda Susanoğlu'ndan ya da daha doğrusu Silifke yolundan yaklaşık bir 11 kilometre içeride dağ yollarına doğru, daha doğrusu Uzuncaburç tarafına doğru bir obruk var arkadaşlar. Dünyanın en büyük obruklarından bir tanesi bulundu burada. Daha doğrusu vardı ama tanınmıyordu. Ben de işte biraz şansa keşfettim aslında. Obruğu da bilmeyenler için şöyle söylerim. En meşhuru cennet cehennem obruğudur. Yani şu an Türkiye'de en çok bilinen, daha çok böyle rüzgar ya da akarsuyla oluşmuş yeraltı şekilleridir. Yani baktığınız zaman aslında bir göktaşı gibi görünür. Ama orası tamamen doğal bir oluşum. Buranın çünkü toprak yapısıyla alakalı bir şey oluştu. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Dediğim gibi yol önce şöyle bir anlatayım size. Öncelikle yapmanız gereken Mersin-Silifke arasındaki yoldan geliyorsanız, eğer Mersin tarafından geliyorsanız Atayurt tarafında yoldan hemen zaten tabela yazıyor. Oradan gireceksiniz. Orada yaklaşık bir 11 kilometre sonra bir bozuk yolda durmak zorunda kalıyorsunuz. Yazarsınız zaten Google'a. Burası daha herhangi bir otopark yok, herhangi bir tesis yok. O yüzden yolun kenarına bir yere bırakıp yolunuza devam ediyorsunuz. Doğayla iç içe bir yoldan da yürüyerek obruğa doğru gidiyorsunuz. Yaklaşık 100 metre sonra obruğa ulaşacağız. Orada devam ederiz. Yol biraz uzun. Bu yürüyüş yol, yaptığınız yol. Aslında arabayı şuradan sürebilirsiniz ama gerek yok. Yürüyün biraz da güzel olur. Zaten Ekim aylarında hava çok güzel bu saatlerde. Sağlı solu defne araçları var. Defne sabunun yapıldığı ağaçlar bunlar. Bakın görüyorsunuz çoğu sağımızda. Kayalar var. Birçok bitki, endemik bitki türleri de var. Böyle güzel bir hem trekking yapacaksınız hem de acayip bir yer görmüş olacaksınız. Burayı da listenize bir ekleyin bence. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir doğal bir merdiven oluşmuş burada. Obruğun alt kısmında. İşte burada tehlikeli bir yol. O yüzden çok dikkatli inmeniz çıkmanız lazım. Bakın zaten görüyorsunuz. Burada bir yaşam varmış. Ve daha önce zaten obruğun çevresinde birçok Roma kalıntısı da var. Daha doğrusu erken Roma dönemiyle ilgili bazı kanıtlar da var. Ben bunlara biraz dediğim gibi hazırlıksız yakalandım. O yüzden baktım ne var ne yok diye. Şu an güzel. Hani şu yoldan şuraya kadar ineceğim. Ondan sonra çok inmeyeceğim. İnanılmaz bir kuş sesi var aşağıda. Bakın görüyorsunuz böyle mağaralar falan da var. Dediğim gibi yol bayağı zor. Güzel bir iyi bir ayakkabınız yoksa ya da terlikle falan sakın inmeye kalkmayın çünkü tehlikeli. Şu an yağış, bir de yağış olduğu zaman buraya düşünemiyorum yani. Çok inmeyeceğim, sadece hani bir aşağıdan da göstermek istiyorum. Aşağıda Allah hani ne olacağı belli değil şu anda. Evet, şu an dediğim gibi ben inmeye devam ediyorum. Şimdi bir yandan da inerken tutunarak inmek zorunda olduğum için titreyebilir görüntüler, o yüzden kusura bakmayın. Ama biraz çetrefilli bir yol dediğim gibi. Evet, şimdi aşağı Dünya Obruğu'na indik. Bir kere ismi çok orijinal. Gerçekten çok orijinal bir isim var. Burada şimdi kayalar falan da var. Bakalım başka neler olacak. Şöyle çok güzel bir yere doğru gidiyorum. Eyo! Şimdi uzun bir yoldan sonra, çetrefilli bir yoldan sonra aşağı kısma indim. Şöyle bir kayanın üzerine çıktım arkadaşlar. Gerçekten manzara inanılmaz. Bakın arkamda görüyorsunuz. Şöyle bir ekosunu da vereyim. Duydunuz mu? Efsane bir yer şu anda. Yani burayı herhalde ilk tanıtanlardan biri olmak da benim için ayrı bir mutluluk. Hani bizim çevreden bahsediyorum. Çünkü genellikle Mersin bölgesine nedense bizim bloggerlar bir gelemiyorlar. Bir arkadaşlar bir buralara geleyim, bir buraları tanıtın. Efsane yerler var gerçekten. Şu anda bu gördüğünüz yer, işte az önce de söylediğim gibi aşağı Dünya Obruğu. Ak Hayat diye de geçiyor. Böyle bir anda işte böyle dümdüz arazilerden böyle bir yer oluşmuş. Arkamda muhtemelen Neolitik çağlara kadar dayanan, artık hani bunu arkeologlar daha iyi bilir, şimdiden özür dilerim çünkü çok araştıramamıştım burayı ve çok bilgi de yok. Böyle mağaralar var.
Aşağıda böyle çok sert bir orman var. Zaten uzaktan biraz sessiz kaldığım zaman duyuyorum hayvan seslerini. Onun dışında işte böyle çok değişik endemik bitki türleri falan var. Muhtemelen bayağı bir kuş habitatı burası. Kuşlar bayağı bir çeşitli. Devam etmeyeceğim. Biraz yukarıdan drone görüntüsü göstereceğim. Ama gerçekten inanılmaz ilginç bir yer. Biraz daha bakın şöyle olduğum yeri de göstereyim. Şu an bayağı aşağı indim. Doğal bir tek yer gördüm inebilecek. Oradan da iniyorum. Biraz daha inecek olursak kaybolacağız. Ya daha doğrusu çıkacak yeri bulmak zor olacak. Gün batıyor ama ben biraz şimdi yukarı çıkayım. Biraz da drone ile size burayı çekeyim. Evet, şöyle dediğim gibi biraz daha yolu göstereceğim size. Ne haber Nazlı? Şu an 50 metre var mı burada senle benim aramda? Yoktur bence o kadar. Ama işte şu merdiveni geri çıkacağım. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Çok acayip ya. Şimdi hazır ışığım halen varken biraz böyle ışığa doğru dönüp ters ters yürüyeceğim. Şimdi burası aslında bir antik kent yakınlarında bulunan bir yer. Burada Ak Hayat, o burada denilmesinin sebebi de Ak Hayat harabeleri bu civarda. Az önce gördüğünüz yerin derinliği 70 metre arkadaşlar. Çok derin bir nokta. Zaten ben inerken onu hissettim. Genişliği de 170 metre civarındaydı en son hatırladığım kadarıyla. 150 metre de olabilir, tam emin değilim. Ama gerçekten çok büyük bir alan. Bakın gördüğünüz gibi sağlı sollu zaten birçok kemeri, kapıyı görüyorsunuz. Tabii bunlar tabii kaya karıştırılmasın. Çünkü taş da çok fazla var. Şimdi 400 metre batıda da bu Ak Hayat harabelerinin bulunduğu yere gideceğiz. Oranın bir kült alanı olduğu düşünülüyor. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Buralarda hiçbir şey yok bu arada. Herhangi bir tesis, herhangi bir ev yok. Birkaç ev gördük. Onlar da muhtemelen hayvancıların yaşadığı yer ya da çiftçilerin yeri de olabilir. Ama çok çiftlik alanı görmedik. Sadece böyle defne, zeytin ağaçları falan var. Şu anda işte bu harabeye doğru bir yürüyelim dedik. Belki orada ilginç bir şeyler görebiliriz. Devam ediyorum. Böyle bir aşağı doğru 200-300 metre daha indim. Çünkü merak ettim. Yani bu videoyu da aslında biraz doldurmak da istedim. Hani buraya gelmişken sadece obruğu görmeyin. Yani burası gerçekten çok bakımsız. Zaten uzunca burçtan beridir bu bölgede her kilometrede bir böyle bir küçük antik kent görüyorsunuz. Böyle kemerler, kapılar, surlar ya da işte burçlar falan görüyorsunuz. Bakın mesela burada. İlginç bir yer. Bakın bir nevi bir küçük bir antik kent var ama ne olduğunu anlamadım. Yani hiçbir bilgi yok, hiçbir tabela yok. Böyle kapılar var. Hani taşların geçmişine bakarsan bakın şu taraftakilerin muhtemelen bayağı bir eski bir yer olduğu izlenimini veriyor ama bazıları tabii kaya parçaları ama şurada gördüğünüz bakın üzerinde figürler olan kapılar var. Bunlar muhtemelen yerleşim alanlarıydı. Yani yazık ya, gerçekten mükemmel bir yer. Ama hiçbir şekilde hiçbir şey yok ya. Tabela bile yok. Hiçbir şey yok. Bir diğer antik kentte, daha doğrusu antik oluşumda bakın hemen obruğun sol tarafındaki ana yerde. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Orayı size son kez göstereyim. Ondan sonra artık yoluma devam edeceğim. Kurt sesleri mi geliyor nedir? Bakın burada işte böyle bir artık zeytinyağı olabilir. Zeytinyağı üretim yerleri olabilir burası. Şöyle bir kapıdan geçeceğiz şimdi. Bakın web duvarına zaten sağ olsunlar. Bayağı bir şeyler yapmışlar. Bakın burada 1971 falan yazıyor galiba. Yok ne yazıyor? Bilmiyorum. İnan değilim. İşte şu anda obrun yanındaki antik oluşumlara ya da daha doğrusu eski oluşumlara şöyle bir dolanıyorum. Nasıl bakımsız olduğunu kendinize görün. Devam ediyoruz. Yani gördüğünüz gibi burası bir taş yanından öteye geçememiş. Herhangi bilgi yok, hiçbir şey yok. Yani benim buradan anlatacaklarım bu kadar. Şimdi güneş batmadan arabaya doğru devam edeceğim. Çünkü yaklaşık bir 500-600 metre bir yürüyüş yolu var ana yoldan itibaren. Ondan dolayı çok karanlığa kalmadan buradan gidiyorum. Çünkü herhangi bir ışık da yok. İşte Mersin'le
Silifke arasında gerçekten böyle inanılmaz bir Klikya medeniyetleri var. Roma ve Klikya döneminden kalma birçok antik kent var. Yani insanoğlu gerçekten buralara devasa bir kent inşa etmiş aslında. Dediğim gibi gerçekten güzel bir gezi oldu benim için. Hiç bilinmeyen, daha sonra az bilinen yerlerden birini daha size anlatmanın mutluluğunu yaşıyorum. Benimle kalmaya devam edin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Reşonlu Bey ile tarihi mekanlar, doğal mekanlar gibi aklınıza gelebilecek turistik amaçlı bütün yerleri, kültürleri tanıtmaya devam edeceğim. O zaman ne diyoruz? Görüşmek üzere.